Selam terör örgütü adında uydurma bir grup üreterek binlerce kişi dinlediği ortaya çıkan derin kulak skandalının ardı arkası kesilmiyor. Medya, iç dünyası, yargı, polis ve TSK mensuplarını dinleyen paralel yapılanmanın yüksek yargı mensuplarıyla medya patronlarının görüşmelerine de kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre paralel yapı Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Çiner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Çiner'in birbirleriyle yaptıkları sıradan görüşmelerin dahi kaydını tutmuş. 22 41 34 57 14 numaralı bir kayıtta Şahenk ve Çiner'in TMSF ile ilgili görüşmesinin yer alması medya patronlarına paralel şantaj iddialarını da güçlendirdi. Dinleme skandalı ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgilere göre dinlenen isimler arasında Kasım ayında sürpriz bir şekilde Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanlığı'nı kaybeden Ahmet Ceylani Tuğrul'da var. Şike davasının temiz incelemesini yapacak olan Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin başkanlığını yapan Tuğrul, Şike davasının temiz soruşmasından kısa bir süre önce yenileme seçimini sürpriz bir şekilde kaybetmiş ve başkanlığa dair üyesi Bahri Demirel seçilmişti. Hakkında çok sayıda tape kaydı tutulan isimlerin başında ise onursal Yalgıta üyesi, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Baştenetçisi Nihat Ömeroğlu geliyor. Dinlenen bir diğer isim Osman Ağca. Ağca'nın ismi Savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatiliyle ilgili haberler sonrasında Ali Ağal'ından öz adına makbuz istediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Tapelerde Anadolu Adliyesi Başsavcısı Celal Avar'ın yaptığı çeşitli görüşmelerin dinlemeye takıldığı ortaya çıktı. Avar'ın Osman Ağaç ile yaptığı görüşmelerin tapeleri yansıması, Zekeriya Öz'ün haberleri sonrası gündeme gelen Alça'nın yargıdaki ilişkilerini de gündeme getirdi.